Evet arkadaşlar, bir ürün incelemesi yapacağız. Arkadaşımız bize bunu bir sallarsa artık. Yani ulan yavaş oğlum. Yavaş. Bir hoşuna da gitti, gülüyor bak. Arkadaşlar bu ürün mousepad, RGB'li mousepad artık. Mousepad'in her şekli var. Bu kaç santimdi ya? 70'e 90'a 70 miydi? 90'a 40 mıydı? Öyle bir şeydi herhalde. 90'a 30'du galiba. 90'a 40'tı galiba. En büyüklerinden biri işte. Şimdi ölçeceğiz. Ayrıca bunun bir tane de şey olması lazım. Heh. Şu kablosu. Mikro. Yani eski telefon Samsung şarj aletlerinin kablosundan. Şöyle size boyunu göstereyim. Boyu bayağı var. Yani bunun boyu ortalama bence yani 1.80. Çünkü kollarını açtığın zaman boyun çıkıyor meydana. 1.80 kablomuzun boyu. Bu kutuyu kenara atalım. Koca kutu yapmışlar. Buna ne gerek varsa. Hoppa! Gördüğünüz gibi dev gibi bir mousepad. Yan taraflarında aydınlatmaları var. Ama arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Bu kadar büyükse aydınlatmaları istediğiniz gibi alamayabilirsiniz. Çünkü buradan yayılıyor aydınlatma. Burada çok net bir ışık olur. Ama şu kenarlarda istediğiniz ışığı görmeyebilirsiniz. O da alacağınız malzeme kalitesine göre değişir. Bu ürünün adı GMS-T5 Gaming Mousepad demiş. Bundan kullanıyorum ben. Ben de kullanıyorum bir tane. Bir tane de bu var. Diğer bilgisayarımıza koyacağız. Kaliteli mi? Ürün kaliteli. Asfalt malzeme gibi. Kavuçuk malzemeden yapılmış. Üst taban böyle yani hoş duruyor ama bir sıkıntısı var. Çok çabuk kirleniyor. Yani nasıl diyeyim, çok çabuk derken eliniz pisse ya da toz varsa tozu çekiyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ya da bir iz kaldı mı kalıyor. Ama güzel bir yanında küçük bir spreyle, ya sprey dediğim şey temizleme arı şeyiyle, beziyle üstünden böyle geçtiniz ya da süngerle bile pırıl pırıl oluyor. Bir tek o özelliği var. O çok iyi. Şuradaki buton üzerinden de renklerini değiştirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, ürünümüzün boyu yani ölçümlerimize göre 90 santime 40 santim. Yani dev gibi. Üstünde klavyesini tut, ne bileyim mouse'unu tut. Hatta kulaklığını bile koysan adam var yani, gördüğünüz gibi sofra gibi bir mousepad. Şimdi isterseniz aydınlatmasına geçelim. Şu bilgisayarı bir bağlayalım. Aydınlatmasını hep birlikte karanlık ortamda görelim. Evet arkadaşlar, şimdi mousepad'imizi böyle serdik. Malum incelemişsiniz zaten, hızlı bir şekilde yapmıştık. Şimdi bilgisayar bağlantısını yapacağız. Bilgisayarı USB'den bağladık. Şöyle çok büyük, kamera açısını bile değiştirmek zorunda kaldım. Evet, rengimiz bu şekilde. Böyle sürekli pıt 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 yanıyor, tık duruyor. Şimdi şuradaki switch üzerinden ya da buton diyeyim, buton üzerinden renkleri kontrol edebiliyoruz böyle. Değişiklik yapabiliyoruz renk arasında ya da kapatabiliyoruz. Ya da efektler falan verebiliyoruz. Çok fazla efekti yok. Yanıp sönme, işte RGB efekti gibi rainbow vesaire var. O kadar. Yani yine de yeterli. Şu kısımda gördüğünüz gibi renkler çok güzel akıyor. Böyle devam ediyor. Üst tarafta şöyle tam gösterirsem üst tarafta biraz daha geç geliyor. Hem geç geliyor hem de az yanıyor. Yani sanki renk buradan doluyormuş. Orada da işte anca boşaltıp bir daha başka bir renk doluyor gibi oluyor. Zaten bunun büyüklüğünden dolayı kaynaklı. Fiyat performans ürünü diyebileceğim şekilde. Zaten 100-150 lira bir şey bunlar. 90'a 40 santim. Az bir boyutu da yok zaten. Evet, ürünümüz bu kadar arkadaşlar. Şöyle klavye mouse'u da koyalım üstüne. Bakalım nasıl duruyor. Şöyle. Hatta oradan bir renk sabitlersek. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Zemini gayet güzel. Silinebilir bir zemin. Yani kendim de kullandığım için gayet güzel. Hatta su döküp bile silebiliyoruz. Birkaç kere döküldü kola falan. Onları bile tek seferde silip atabiliyorsunuz. İzi bile kalmıyor. Ürün incelememiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup destek olursanız seviniriz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.